Hayli. Islanmış herkes. Şimdi tekrar hatırlatıyorum. Soruları cevaplamak için 5 saniyen var. Ya bu yarışma gibi bir şey. Gibi. Lens'i sana doğru çevirdim. Sen bana ya. Bilgi nasılsın? Sen evet. Çok hareket etmesin, sevinirim. Tamam. Hazırsan ya, başlıyorum. Ya biraz. Hazırım. O yüzden. Bir ayda kaç kere patladı? 284. Azıcık kötü değil. Yan taraftaki arkadaşlar sessiz olabilir miyiz rica etsin? Röportaj yapıyoruz abi, kusura bakmayın. İkinci soruyu soruyorum. Birine yal attığın en ilginç 3 şey. Kolum, çenem, bir de meme ucum. Çok güzel. Seni tatmin eden 3 şey. Of, çok zor bir soru bu. Her şeye tatmin oluyorum ben. 3 tane mi söylemem lazım? Kaç saniyem kaldı? Evet, zaman önemli. Sen söyle, ben onu ayarlayayım. Beni tatmin eden şeyler. Birincisi araba. İkincisi kızlar. Üçüncüsü de babama karşı yaptığım, karşı geldiğim her şey. Çok güzel. En son ucunda bıraktığın 3 şey. En son ucunda bıraktığım 3 şey. 3 şey. Ucunda ne bıraktım ki ben? Bir kalemim. 2. Arabamı, Boragini'nin deposunu fulledim. Ucunda kaldı, tam benzin akıyordu. Bir de bunu sesli söylememem lazım. Niye? Üzerine geldim biraz ama geçen gün tam gelirken ucunda bıraktım. Çok. Son soruma geçiyorum. Bunu kayıttan silersin. Hayırlısı olsun. Kız arkadaşını, en yakın arkadaşının fotoğrafına karşı mastürbasyon yaparken bulsan ne yaparsın? Ne? Kız arkadaşını, en yakın arkadaşının fotoğrafına karşı mastürbasyon yaparken görsen ne yaparsın? Kız arkadaşımın mı? Kız arkadaşım yaparken mi yakalayacağım? Evet. Ama en yakın arkadaşının fotoğrafına karşı. Kişinin ağzını sıçarım. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Bunu yayınlama iznin var mı? Evet, yayınlayabilirsin abi. Kaç takipçisi var? Nerede ya? Haberler evet. Nerede yayınlanacak? Kanalda mı? YouTube'yu da yayınlıyorum ben bunları. Ha tamam. Altına benim Twitter hesabımı da tagle. Ne Twitter hesabını söyle buradan? Bora Köz. Çok teşekkür ediyorum. Az da dur, bir tane de jübile sorum var. Onu da sorayım. Tamam. Bir önceki sorularımızda Johnny Sins ile asansörü kalsan ne yaparsın diye sormuştum. Bu sefer döndüğünde asansörde Johnny Sins ve eşini görsen ne yaparsın? Yani ben Johnny Sins'i pek sevmiyorum. Ben Jordi Reis'te daha kanım ısınıyor ama Johnny Sins'le asansörde kalsam, asansörde mi kalacaktım? Evet. Ve sonraki bildiğimde karısıyla mı görecektim? Evet. Yani bunu canlı canlı şahit olduğum için dünyanın en şanslı adamı hissederdim kendime. Ay bu ne? Evet, çok teşekkür ediyorum bu kadar. Ben teşekkür ederim. Test onu. Tercihim mifler bu arada, onu da söyleyeyim. Efendim? Teşekkür ederim bu sonuçta. Rica ederim. Çok... Oğlum ekmi yaptın amına kusurunu he. Nasıl, güzel gidiyor mu abi? Benim olsun mu? Tamam, oldu şu an. 250 bin dolar oldu. 50 bin dolar mı? Şaka yaptım. Bunun para giyineli benim ben çok... Ben de kullanabilir miyim? Sen tabii ki de kullanabilirsin ya. Dakika. Ay teşekkür ederim. Sen merak ettim oğlum. İnanmıyorum. Yo, ben paramı verdim. Tamam, parasını verdim. Bakayım kaç dakikan kalmış. Son 10 saniye. O ananı sikeyim, bir tur daha atır gelirim. Kasa yapmadan gel. Bundan tutayım bari, nereye gidiyorum? Evet, bu işten güzel para kazanacağız gibi. Ama it. Sen de mi kullanmak istiyorsun? Hayır. Bana 110. Ayrın abladan kaç para alalım? Haydi ondan 4000 alalım. Çok oldu ya. O bana bir keresinde yapmamıştı. Şey yapalım. Bence... Ay, çok pahalı ama. Pahalı değil mi? 1000 dolar da... Çok az. Hayır, 3000'de anlaşalım Ayrın abla. Ben elim uzatıyorum. Tamam, 2000 dolarda anlaşalım. 2500. Ben inisiyatif kullanabiliyor 2000. Muyum? Biz onunla zamanında özelimizi paylaşmıştık Melody'ye. Ona bence 1000 dolardan verelim. Hiç işi bilmiyorsun Mora'yı. Ama kız tanıdık yapıyorsun? Ama tanıdık. Ay, ama. Teşekkür ederim. Ya Melody kızma şimdi, tanıdık. Anlaştık diyorum. Anlaştık o zaman.
Hangi hesabı yolluyorum? Süre doldu bu. Süre doldu abi. Bir tur daha. Yok artık, 10 bin dolara bir tur daha attırırım. 10 bin dolara daha bir tur mu? Yok, müşteri var sırada abi, bak kız da bekliyor. O 7 bin dolar yolladı şimdi, ayıp olur. Aha. Ben onu başka bir şey bildirsem olmaz mı? Olmaz abi, hadi. Madem zor oluyor, sıkıntı çıkartırsın, zor yapıyorsun. Evet. Abla hazır, buyurunuz. Ay, çok teşekkür ederim. Dikkat edin, aman diyeyim. Benim araba daha iyi ya, gel bir de benim için kullan. Şşş, bak aslan 6000 dolar yaptık Melodi. Bora, gel buraya. Bir dakika, bana dayım, özel bir şey konuşacağız. Evet, tamam, özür dilerim. Hayam değil. Efendim? Mora, herkes tanıdık burada. Herkese indirim yaparsak bir bok kazanamayız. Bana bırak ticareti. Tamam da şimdi o ayıp olurdu. Yani bana özelini açmıştı. Bana step ablalık yapmıştı o. O yüzden dedim, yani onun durumu farklı. Özelini açtı derken? Ya, apse vardı bir tarafında, onu cimcikleyip aldırttı. Neresinde? Sırt bölgesindeydi. Ha, memesini görmedim değil mi? Memesini görmedim, keşke görmedim ki. Görme bak Mora. Bir de galiba onun şey söyleyeceğim Melodi, onun memeleri gerçek değilmiş. Evet, o büyüttü hastaneye, doktorlara. Evet, büyütmüş, 500 cc dediler. Yarım kilo meme var bir tarafında. Komple bir kilo taşıyor, yorulmuyor mu o? Evet, bir de şey var, böyle memesine telefon koyup oynayabiliyormuş. Siktir. Evet. Yetenekli. Çok amaçlı meme. Hatta onunla konuşmuştum, öne doğru eğildiği zaman altı buruşuyordu. Oluyor mu diye sordum. Oluyor muymuş? Oluyormuş. İyi, o zaman başkasına indirim yapma bak. Tamam. Oh, kavga var. Kavga mı ediyorlar? Ya abi ya, ne yapıyorsun Melodi? Balık ızgarası gibi demişti. Aman dikkat et bak, yumruk mumruk yersin. Nasıl, güzel mi araba? Çok beğendim, çok güzel. Vallahi ben de çok beğeniyorum. Senin araban mı? Evet, benim arabam Boragini. Bak tam önünde Playboy armasına benzer bir logosu var. Logo yapan da o var. Arabanın üstünde... Aa, o muydu? Çok güzel olmuş. Boş buldum, boş buldum. Oha! Nasıl? Bir tur daha koyma. Çok iyi lan. Ben hiç bilemedim abi, ya. Ya bak ama şşşşşşşş. Neco misin? Neco, yazık Neco ya. Neco abi. Bas bas çeker. Ay, dokusu bile var. Neco abi. Neco gel oğlum. Efendim. Galiba. Tamam, sana bak. Bahattin abiye 5 kaça yapmıştım sana? Kutu ne? Gel lan bana 5000. 5000 tamam Neco abi sana. Kulağımı bırak, abone ol çocuğumu kovalıyor. Sana 6000 olur Neco abi. Bora. Efendim. Küstüm kartı mı kullandın? Küstüm kartı ne? Küstüm şu an sana. Bence paspas kartınla bu olayı tak atarsın. Yavaş tamam, o zaman 5000 tamam. Her şeyi anladım da tuvalet kağıtlarının ne işi? Bir şey söyleyeyim mi sana? Gencim diye koydular. Bora, efendim. Bora, bir şey söyleyeyim mi? Bu 5000 verirse gelsin bir de beni yatır siksin. Başka bir şey demiyorum. O zaman Boragin'im zaten var ya, aşındı. Şuraya bak. Ne kullandı? Vay be. Beni anlayacağım. Hareket yapma, tokadı kodun mu? Hı? Şaka yapalım ya. Valla kızlar bayıldı arabaya. Bir Uraz abi, sen siktin arabayı ya. Ne yaptın? Ya abim. Beni Bernardo siktir amına koyayım ya. Tekere çıktı senin. Tamam bu. Şimdi, o zaman bu işi şöyle çözebiliriz. Yakında bunun pistini yapacağım. Tamam mı? Ve bu arabadan tam 6 tane sipariş etmem gerekiyor. Bunun için karşılığında bana çok para lazım. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz abilerim? Oluruz tabii canım. Ne diye anlamadım ben. Pist kuracağım, pist. Ha, bunu bu arabanın mı? Evet, bu arabadan şimdi 5 tane daha sipariş vereceğim. Ama maliyeti çok fazla. Bir de üstüne ne kadar? Pist kiralayacağım. 50 bin dolara mal oldu bana. Tanesi mi? Tanesi. Kazançlar ortak mıyız? Kiralarım parayı. Bütün şehirle ortak olmam gerekir. Herkesten destek alıyorum. Ya oğlum herkes. Ha, ben dedim ona bak sana. He, anlarım. Evet, Neco abi herkes bana beni ayıktırdı o konuda. Ha, herkes. O zaman ben biniyorum şimdi. 4000'e okey.
Küstüm Bora, konuşmayalım bir daha. Tamam tamam, 3000'e tamam abi, hadi. Hayır. Bir daha konuşmayalım. Ya pas ne çocuğu, uygun sömürüsü yapma küçücük çocuğa ya. He lan, yeter lan. Ya ben de açlığımı çıkartıyorum abi, hepiniz baksana janti adamlarsınız. Tamam, 10.000 vereceğim ben sana. He. Tamam. Bir soygurumuza vermeyen bakar. Ufak bir soygurumuza bakar. Rahat ol, seni aşağıdır. Ben böyle bekliyor, takılıyor. Abi fiyatımı veriyor, şey IBAN'ım 110. Hadi ne tamam. Veriyorum. 110 mu? Tamam, hallederiz. Şuradan para göndereyim parayı. Tamam, bekliyorum. Hemen bir hizmet şey yapayım, benzinim nasıl bakayım. Demir'e ayağındaki poku sil bakayım. Ne o, ne lan o lan, bu ne kumucuna yapmış? Ha, bok mu yapışmış? Evet. Gönderdim. Ne, bakayım kontrol edeyim, 10.000 gelmiş mi? 10.000 sonra oğlum, yarısını şimdi, yarısını inince. Tamam, tuvalet kar mı oğlum? Abi 3250 gelmiş. EFT kesmiştir. Yanlış yolladın herhalde, bir daha bir kontrol et istersen. EFT kesmiştir EFT. Kaç para kesti EFT? Bora şöyle yapalım, bir dakika Bora. Bu para senin olsun, ben ne arabayı bilmiyorum, tamam mı? 2000 daha veren harçlığın olsun. Ben korkuyorum tamam bu arabadan. Tamam abi, 3 dakika bak. 3 dakikayı geçme. Yok yok. Binmeyeceğim. Ama paranı almış oldum. Olsun, harçlık olsun. Olmaz abi, bin hadi. Şurada bir tur at. Yok lan, harçlık olsun. Tamam. Harçlık olsun, sıkıntı değil. Ne bu standı araba? Evet, dükkanı kapatıyor muyuz artık? Bora... Dur lan, kapatma şunu, ben bakamıyor ya, neymiş bu? Amcam, o senin öndeki şeyler, peçeteler ön takımlara destek için mi? Ya bilmiyorum, yaparlarken bana hediye ederken bunu, daha doğrusu teslim ederlerken içine koymuşlar, genç adamsın lazım olur diye. Tabi. Sendekine ekstra yardım. Evet, biraz fazla koymuşlar ama işime yarıyor. Melody burnunu falan siliyor onunla. Ama yetiyor. Bora nasıl hasılat? Aslında çok iyi durumda. Yaklaşık. Çok tehlikeli ve garip. Bakayım. Evet evet. Oğlum biri bağırıyor. 12.000 dolar kazandık. Başka bir şey. Oha. İyi kazandık. Bunlar çok temiz garip. Para değil mi? Evet, ben zaten amcalardan her gün para alıyorum. Sen 12'de yuvarla 9K. Tamam, böyle bu araçların sayısını arttırır, pistimizi açarız. Doğru mu diyor? Tamam, aç. Aç mı? Aç. Neyi doğru lan? Filmi bir kes. Abi sen ne mi tanıyacaksın? Can abi burada mı? Yok. Gel buraya, gel bana. Kimse yok. Bak deme, öpebilirsin. Bak iki yanından da öpeceğim. Öpebilirsin ikisinin anne. Ay çok tatlısın ya. Bayağıdır öpmüyordun ya, bir evet. Ne oldu sana? Özlemişim. Ben de seni çok özledim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu hayatı sevmeye başladım, biliyor musun? Babam beni çıkarmıyordu dışarı, şimdi gör bak başarılarımı. Yanımda sen olduğun müddetçe ben yürür giderim. Oo, Bora. Çok tatlısın. Sen de çok tatlısın. Ben sana daha çok para kazandıracağım. Korkma, tamam mı? Birlikte kazanıp... Eğer paraya ihtiyacın olursa beni ara. Şortundan kilodun gözüküyor. Ha, evet ya. Dur çekeyim. Lan! Arabam nerede? Gel içeride. Ne oldu lan? Aa, pardon, görmedim yolusun, abi. Yolusun, tamam. Yolusundur. Teşekkür ederim. Yarışıyorlar, ben de yarışacağım. Yok istemiyorum. Hayır, neredesin diye soran derim. Ben ne yapayım? Ne bakıyorsan iyi. Lan! Hadi lan! Hadi lan! Hadi bas oğlum, bu sefer yapabilirsin. Çok iyiyim, yakalayamazlar beni.
Yakalayamazlar. Orospu çocukları. Allah! Ya uf ya, alamadım biraz ya. Allah Allah. Bunun manevralarına biraz uçta bulunmak lazım. Topraktan çıkar mı acaba? Lan iyi misin? Ya hiçbir şey olmadı, yoldan çıktım ya. Aa iyi. Araçta bir şey var mı? Araçta hiçbir şey yok ama yani ha, bu virajı daha iyi alabilmem gerekiyordu. Kendimle konuşup kavga ediyorum. Yani o araç çok hızlanınca biraz alması zor ya virajı. Bir şey söyleyeceğim abi, senin arabanın burnu gerçekten o kadar nasıl kalkabiliyor? Bilmiyorum, Amerikanların özelliği bu zaten. Of çok güzelmiş. Bir özelliği bu işte. Bana da bir ara öğretir misin? Öğreteyim istiyorsan atla. Hadi yola ama gidelim. Dur arabayı bir yavaş yavaş çıkartayım mı buradan? Çıkar çıkar. Bu arada eline verdi arkadakilerin ha. Hadi oğlum hadi. Normalde bu işi daha yapan araçlar var da bununla fena değil yani. Şimdi evet, bu torkundan morkundan dolayı bastın mı direkt kalkıyor mu? Öyle değil. Güç veriyorsun. El frenini mi çekeceğim? Hani el frenini çekerken güç veriyorsun. Gaza basıyorsun. Yenip dönüyorsun gaza 5-6 saniye. Tamam. Sonra el frenini bırakıyorsun. Gaza basmaya devam ediyorsun. Dene bak, yaparsın bak zaten. Bir şey olmaz hani, değil mi? Tamam. Olmaz olmaz. Sağlam araç. Hadi bismillah. Bırak. Ah siktir. Çok gördün güzel mi oluyor. Bir şey söyleyeceğim, tamponu vurmuyor mu yere? Vuruyor işte, onu biraz tamir etmem gerekiyor ama yapacak bir şey yok. Of. Bak normalde ben Amerikan arabaları sevmem ama bu da çok hoşuma gitti. Ya ben severim de işte hız konusunda sıkıntılı biraz Amerikan arabaları. Sen benim eski arabamı biliyor muydun, Lamborghini'mi? Lamborghini'mi biliyorum. Seni gördüydüm ben ya bir ilk defa. Evet, onu babam elimden aldı. Yani araba i̇şte, pahalı araba. Aklı bir hareket. Öyle de işte kaçırıyorum diye. Ben de gittim ona inat bu arabayı yaptırdım. Kusura bakma seni geçtiğim için. Yok ya, o ne demek. Trak yapıyoruz. Ama bu da kızları çok etkiler ya. Ya bu aracın şeyi var işte. Muhabbeti var, anladın mı? Yani. Evet, bir duruşu var. Aynen öyle. Fakir arabası ama çok güzel, ben bayıldım. O kadar da şey değil ya. Kaç para bu? Var bunun 500 bine. Bir de motor güçlendirmeleri de full. La derviş. Efendim? Evet, yarışalım mı? Aklınızı alırım onu. Bekle o zaman. O sepet olmaz, o çok hızlı. Ne azıcık yarışta uçtu gitti lan. Mesela bak o turuncu araba var ya yanındaki. Onun evet. Nitro var. Onun çarpı kolunu çekiyorsun, nitro basıyor araçta. Öyle mi? Aynen, tek o araçta var özellikle. Benim de direksiyon altı yeşil tuşum var. Gel de aklını alayım koçum. Şşş, bana bak kaç param var. Ne kadar istersin? Kaçına kapışıyoruz? Hadi 2000 dolar, 1000 dolarına kapışak. Tamam, anlaştık. Hadi. Nereye kadar, sonuna kadar mı? Şu an karşıya ilk kim gidirse işte. Tamam, say o zaman. 3 korna. Buna koyayım arabaya mı? Nasıldım abi? Oğlum bu araba ne böyle? Manyak bir şey, Boragini. 0-100 yarım saniye. Allah Allah. Kaça yaptırdın sen bu arabayı? Yani aslında biraz pahalıya mal oldu. Yani pahalıya dediğim... 1 milyon var mı? 1 milyon abi, 50 bin dolara mal ettirdim. Ne? Evet, yakında seri üretim yapıp satışa çıkartacağım. Tamam, bana da yaz, beni de alacağım. Tamam, önce 1000 dolarımı alayım. 1000 dolar mı? Evet, eline verdim. Kim dedi 1000 dolar ya? Derviş, öyle bir şey hatırlıyor musun ya? Derviş abi!
Küçük çocuğa yapma, ver mi dur lan hadi. Tamam, Aybin ver, Aybin. İvan numaram 110. Ya 500 daha ekstra sıkıştırırsam ben de ticarete atılacağım, destek olur. Öyle bir şey yok, benim param çok değerli. Tamam olsun. Bir daha canım öyle... Canım al, param alma. Motorunu bilmediğin, beygirini bilmediğin arabalarla kapışma abi. Çok böyle özerler seni. Vallahi ben az önce Ferrari'yi tokatlamış arabaya biniyorum şu anda. Senin arabayı anlamadım, bunda nasıl bir beygir var. Versene bir tur. 1000 dolara veririm. Verdim ya 1000 dolar. O yarış içinde. Sen de benim arabaya bin, turboyu dene bak nasıl oluyormuş. Turbosu nasıl bir turbo? Böyle bir tane çarpı X'e benzeyen bir tuş var, ona tamam, basıp çekiyor. Tamam, ben senin arabaya binmek için 500 dolar vereyim, sen 2000 dolar buna ver, anlaşalım, temiz anlaşma. Dur bakayım bir dakika, şurada bir şey varmış. Şuraya düştü herhalde param. Nereye düştü? Bir dakika. Ama dediğin gibi ben şuna bir bakayım. Oğlum arabanı aç. Yazık lan, gitmiyor lan arabası. Nosu nasıl çalışıyor lan bunun? Nosu var mı harbiden? Turbosu ya da ne boks. Ya Rabbi! Bakayım bir. Hadi gel. Hadi. Step abla, sıkıntı var mı? Sıkıntı yok tatlım, in arabadan aşağı. Neden? Katıl bize. Hadi. Geleceğim, dur arabasını bırakayım çocuğun. Çabuk, seni de bekliyoruz hadi. Nasıl, beğendin mi Nostu? Çok güzel. Çok güzelmiş vallahi, ben bu kadar hızlı. Burada mesela 200-210'u zor görüyor ama otobanda var ya 230'u vuruyor bu araba. Sen de benimkine bak hadi, tamam. Kıyamadım. Bir dene bakalım, kaza yapma ama. Şey yap bir, şu yukarısında bir şeyler var, onu bir aç bakayım. Bu tabi sistem biraz şey oluyor. Ne derler, araba yeni ya. Evet, kendin custom made yaptığın için o biraz sıkıntı. Aa, binemiyor mu? Sen bir baktır ona bakayım. Dene bakayım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Var mı bunda ağız mağız? Var var. Bağlayayım. Bak, direkt direksiyonun alttaki tuvalet kağıdının yanından çık, gözüküyor ucu. Tam apaçı ya. Öyle öyle. Ama arabası fena değilmiş. Bende de aynısı vardı. Hatta full artı full vardı bende. 650 bin falan bayıldım aracın modifiyesine de. Sıkıldım ya araçtan. Ben bu gidişte var ya, bu şehrin en büyük yarışçısı olacağım abi. Yani bu araç zor değil. Bir aracın olursa neden olmasın? Bu araç tamamen babama inat. Allah geliyor. Oğlum bu araba ne lan böyle? Canavar gibi gidiyor lan. Bu arada 1000 dolar atmadın hala, bekliyorum. Attım ya. Atmadın işte. Oğlum tokatçı mısın, yürü git lan. Vallahi vermeyeyim 1000 dolar daha. Tamam tamam. 1000 dolar yerine seninle bu işe ticaretine girelim. Ben bu 1000 işim... dolara bineyim mi? 1000 dolar vereyim sana, bineyim Victor. Tamam abi. Yok, sen bana arabanı kullandırttın, sen de binebilirsin. Harbi mi diyorsun? Evet. Bir şey diyeceğim. Efendim? Bu işin ticaretine girmeye ne diyorsun? Vallahi bu işin ticaretine gireceğim zaten. İş konuşalım istiyorsan. İş konuşalım. Ben bu iş buradaki tüm... Her türlü şey benim altımda ticaret. Benim bir tane adamla anlaştım. Alparslan diye. Çok büyük bir iş adamıymış. Öyle mi? Onun şu anda evet. Onu 2-3 tokatladık falan filan derken onu maaşa bağladık. Çok büyük bir para akımı var. İstersen sen bu arabanın projesini bana ver. Ben sana çok büyük bir şey yaparım. Çok büyük yani, fabrika kurarız. Ya abi, senin gözlerin içine baktığımda hiç güven vermiyorsun bana ya. Niye oğlum? Böyle bir karizma sen girdin mi? Görmedim ama harbi yakışıklı adamsın. Eyvallah kardeşim.
Yani ben şimdi bir küçük miktar bir para ihtiyacım var. Babamın kasasını patlatamadım daha. 50 bin dolar alabildim en fazla. Şimdi arada bir gidip kontrol ediyorum kasayı. Eğer böyle bir 100 bin daha okutursa bana... Ondan sonra 2-3 tane sipariş daha çıkacağım ama pis işini çözmemiz lazım. Sen de arar mısın? Sen bana babanın adresini ver. Kasanayım kalmaz, patlatır geliriz. Nasıl yani? Bir şey diyeceğim, ver harbiden adres, biz hallederiz ona. Aa, bu arada bir dakika, oradaki insanlar bizi bekliyordu. Dur gidelim bir. Neredesin? Şimdi geliyorum. Sen neredesin? Ben mekandayım. Tamam, geldim. Tamam. Niye? Oğlum bizim mahalledekiler görürse bunu ne yaparlar biliyor musun? Melodim yalnız kalmış. Bebeğim. Nesin sen? Mora. Can abim yokken kucakla he. Kıçır kıçır. Lan de yüz. Efendim abi. Sen benim arabamı mı vurdun biraz önce? Öyle bir şey yapmadım. Niye vurayım? Aman diyeyim bak. Yok abi, olur mu öyle şey? Melodi. Efendim. Hayırlı işler. Teşekkürler, bizi görmedin, duymadın. Evet, bizi kimse görmedi şu an. Lan böyle de tam... Evet. İyi eğlendik, uyuyayım biraz. Siz ne yapıyorsunuz? TikTok mu çekiyorsunuz? Evet. Melodi, hayırdır? Yok, koşuyorduk öyle. Efendim. Niye kucaktasın lan sen? Şunu ben bir... Bizi görmediniz, duymadınız. Burak kaç. Şey, tamam. Bakayım, sen kaç kilosun? Ben 45 kiloyum. 45 kilo. Tamam, evet. Ben 76 kiloyum. Güzel güzel, gene iyi gidiyor. Evet, yavaş ama uçmayalım, tamam mı? Merak etme, frenlerini çok iyi yaptırdım. Bak bak bak, nasıl yan veriyorum. Harikasın Bora. Şimdi... Götümü peçetelere koydum, çok rahat. Evet evet, ben dizlerimle zaten destek veriyorum. Şöyle evet, biraz sallayayım seni de. Çalkala yavrum, çalkala. Gözleri yalan, sözleri dolan. Çalkala yavrum. Aa, senin şarkın yok mu bugün? Bugün şarkım yok. Telefonumda küçük bir arıza var. Tamam, yaptırırız. Ya Allah'tan Can abi, annem falan yok değil mi buralarda? Yok, gitti, kovdum ben onu. Evet. 93-83. Ya. Bak, gazladığım zaman saçların ağzıma giriyor. Tutayım mı saçlarımı? Tutma, ben tutarım. Tamam. Şu virajı şimdi seninle birlikte çok güzel almayı planlıyorum. Evet, ah be, ulan yapamadım. Sarılayım da. Sarıl sarıl. Bak şimdi onun eline vereceğim. Hadi koş. Ya uf ya, çok hızlanıyor. Nereye gitti o ya? Heh. Az önce bu adamı bir yenmişim var ya, akıllara zarar. Almış altına. Yandın mı? Ha, ama sahibi bu değil. Ben değilim, ne oldu? Yok, az önce bu arabayı geçtim de onu anlatıyordum. Geçtin mi? Helal. Geçtim tabii. Bir daha geçeyim mi? Hadi üç korna. Hadi. Önde başla Bora. Önde başlasın o, ben yakalarım onu. Hadi bakayım. Bu şehrin var ya en taşaklı yarışçısı, bundan sonra Bora Köz. Az siktir. Tamam, toparladım. Ay yavaş. Az daha taşaklı olacaksın diye ölüyorduk. Nasıl ama? Evet ama dönüşlerim çok kötü. Olsun be, yine düz yolda geçiyorsun, yarar sana. Aynen, teşekkür ederim. Güzel yaptırmışsın. 1000 dolarına mı kapışmıştık? İban 110. İban 110. Parasına kapışmamıştık mı? Kapıştık, yalan konuşma. Ya az önce dedik ki 3 kornada 1000 dolar işler diye. Evet, ben duydum. Hadi. İban 110. Tamam. Bak çok dürüst adammış, hemen sözünde durdu. Evet, aferin sana amca. Adamsın. Baktın mı? Bakayım. Aa, 1600 yollamış. Bir sonraki yeneceğim için de mi yolladın? Yok. Benden size açlık olsun. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim abimsin. Ne demek canımın içi? Hadi bak. İsim neydi senin? Bora, senin ne abi? Jay. Jay. JJ Okocha. Eski futbolcudur. Hadi görüşürüz. Efendim anne.
Anne, ne? Annem Mario. Sus, dur. Anne, ben bir yerde oturmuyorum. Şu an geziyorum. Anne, sana yalan konuşmuşlar. Ne demişler? Sus. Anne, vallahi oturmadım bir yere. Anne, beni bir yere oturtma. Lütfen. Özür dilerim, kapatıyorum. Bora, burada bir ispekçi var. Anasını sikeceğim şimdi. Çok sinirlendim. İspiyonlamışlar mı? Evet. Hayır, yetmez. Biraz daha hanginiz lan ispiyonladı? Yok, Igor. İndir beni, döveceğim, indir. O zaman soğudu lan. Biri ispiyonlamış bizim arabada gezdiğimizi. Kim ispiyonladı lan? Ha, Igor birine mesaj attıydı, o mu? Igor mu? Sen mi yaptın piç? Şerefsiz. Arabasını işeceğim. İşe. Ben bir şey yapmadım oğlum. Sen mi ispiyonladın? Delikanlı gibi söyle. Hayır, abi sen mi ispiyonladın bizi? Oğlum ben yapsam zaten söylerim, salak mısınız lan? Kim ispiyonladı? Anneni tanıyor mu? Gir bak Twitter'a, ben Twitter'a şeyin fotoğrafını çektim. Neyin? Maya. Ha, o zaman sen neyisin? Paloncam ya, sen ki misin? Neyi lan? Fasılla. Bora. Efendim? Can abi arıyor. Can abi mi arıyor? Açsana ben. Aç. Bir dakika gençler. Arasın gelsin buraya, ben ona iki tokatlar gönderirim. Siz yok yani abi, araban çok kötü. Teşekkür ederim, seninkinden kötü olmasın. Çok güzel araba bu arada ya, çok bayılıyorum. Abi. Seninki kadar değil. Hadi görüşürüz kardeşim. Ay, niye istiyorum abi? Kendine iyi bak. Lan ya parayı ver. Akşam olacak. Bilmiyorum ki. Abi parayı ben Deriman abiye vereyim diyorum, paylaşsın. Ya. Oğlum Deriman'a niye bu kadar takıldın sen? Ya abi çok uğraştı. Gidelim ya. Tamam, sen bilirsin. Gitmeyin, durun. Tamam, onu çözeriz sizin mekana gelince. Tamam bakalım, hadi kendine dikkat et. Düşürüz. Melodi'ye dikkat et. Tamam, Melodi bana emanet. Efendim Melodi. Tamam. Numaranı istiyor Can abi. Can abim beni sever, ver numarasını. Ay numaramı. Ağzını sıçacak birazdan bence. Niye ağzımı sıçsınlar, ben bir şey yapmadım ki. Burada mı duracağız? İşte şikayet etmişler bize. Ne oldu? Ya niye, ben yavaş kullandım. Yok, kucağındayım diye. Numaranı söyle de vereyim. Tamam, veriyorum. 630-75-49. Tamamdır. Eğer bir şey derse, hepsi yalan konuştu. Hepsi şerefsiz, kahpe hepsi, tamam mı? Tamam. Gidiyor muyuz? Beni bir arasın bakalım da. Tamam. Gitme ama, tamam mı? Benim motorum da var burada. Abi teşekkür ederim para için. Ne demek kardeşim? Bir sıkıntı varsa motorda çözeyim ben, anlarım. Yok, Instagram'a fotoğraf atacağım. Tamam. Igor amca, bizi korursun değil mi sen? Hiç sıkıntı olmaz. Gelsin can gelsin, tokadı koyduğum gibi gider o. Siz rahat olun. Ha, tamam. Igor abi kuvvetli adam galiba. Evet Igor'u. Buraya çağıralım. Igor amcayla kapışsınlar. Evet, bir şey olursa döver Igor abi. Evet. Ama Can abi de satmış olmuyor muyuz şu an? Evet oluyoruz. Şey yaparız. Biz Can abiyi koruruz derlerse. Tamam, o zaman bak buraya çağıralım, yapma yapma deriz. Igor abi yapma, Can abi bizim canımızdır deriz. Evet. O bizim abimizdir deriz. Ondan sonra hem Igor abiyi kazanırız hem Can'ı kazanırız. Evet. Çok mantıklı. Igor abi. Efendim? Ayrılma bir yere. Nasıl ayrılma? Buraya mı geliyorsun? Yok, gelmiyorlar da eğer abi, gelirse gelecek diye, hani bizi koru diye abi, abimsin. Koruruz, rahat olun, bende o iş. Tamam abi. Adamsın sen. Kaçacak. Dur, gaz vereyim olacak Bora. Dur, ben de gaz vereceğim. Yani gerçekten bugüne kadar gördüğüm en delikanlı adamlardan biri herhalde. Evet. Aslansın, cebinde kralsın. Parası da var, hiç yani affetmiyor. Arabası da çok güzel, inanılmaz. Neyse, duymasın şimdi, yanlış anlar. Hem de çok yakışıklı maşallah. Yakışıklı da maşallah ya. Beni aramıyor Can, korktu galiba Can abi. Dur ben arayayım mı? Aa, telefonum çalıyor.
Eyvah. Alo. Alo. Oğucan abi nasılsın? Bora. Efendim abi. Bana bir şeyler geldi kulağıma ama. Abi kazandım o yarışı ya. O geldiyse ismimi yazdırdım sokaklara. Ha. Ama yarışı söylememem lazımdı neyse. Tamam tamam sıkıntı yok. Sen neredesin şimdi? Şimdi Car Meeting alanındayım. Igor abimle birlikte. Melody de var. Nerede şu an Melody? Yanımda. Yanında. Evet. Tamam bir tık uzaklaş da telefondan. Melody'den duymasın diyeceğim şeyi. Tamam uzaklaşıyorum. Melody geliyorum ben. Tamam. Uzaklaştım abi. Senin o dalağını sikerim. Çocuk mocuk dinlemem öldürürüm seni. Abi niye böyle söyledin? Sana ne dedim geçen? Ne dedin abi? O aracında dedim kucaklaşmak, sıkışmak yok demedim mi? Kimle kucaklaştım ben? Kanıtla bana abi. Kucaklaşmadım ki ben kimseyle. Bora. Efendim? Bak oğlum. Bana yalan sıkıp durma. Yalan sıkmıyorum abi. Kim söyledi? Kim söyledi? Bana ismini ver. Benim her yerde gözüm var oğlum merak etme sen. Ben ama bir şey yapmadım ki. Bu arada şöyle bir şey oldu Can abi sana anlatayım. Şimdi ben Boragini'yi kiraladım tamam mı 2000 dolara. Sonra oradan Melody geldi. Ben de çok binmek istiyorum dedi. Arabayı kiralayan adam tamam sen gel kucağıma otur dedi. Ben orada adama böyle sağ dirseğimle bir koydum. Dedim sen kimi kimi kucağına oturtturuyorsun. Ondan sonra dedim öyle yapılmaz biz de yan yana sıkıştık. Bir 5 dakika kullandık ama. Anladım. Bir daha İyi, bir şey tamam. soracağım sana Can abi. Ne? Seni çok seviyorum. Aha. Yap paspasını yap. Paspas yok bizde. Aha. Bir de şey bana para lazım. Bamayım ben senin piç. Öyle değil misin? Ben öyle hissetmişim demek. Tamam Can abi tamam. Kapatıyorum o zaman ben. Kapat. Bir daha da duymayayım. Sen kapat. Ah tamam ben kapatacağım. Kalbim kırıldı. Bir şey diyeceğim ben bunu kapatamıyorum. Dar sıkıştı. Tamam ben yolu yaptım Melody. Sen nasıl bir kralsın Bora? Evet bir şey söyleyeceğim yalnız. Bizi görmüş ve biri ispiklemiş her yerde gözüm var dedi. Dalağımı sikecekmiş niye ben ne yaptım ki? Ariyet'ten bu konuda aynı ağızlı konuşalım tamam mı? Biri arabaya biniyordu seni bindirmek istedi ben müdahale ettim. Tamam Mori merak etme. Biz de seninle yan yana sıkıştık. Annem arıyor. Annem mi arıyor aç abi. Bakayım. Dur dur. Aç aç. Efendim? Ya Igor'un başını belaya sokmak istemedim. Buraya yanımda yok ki Can abi. Ne oldu ki? Tamam. Tamam ben de sana güveniyorum biliyorsun. Hadi görüşürüz. Kapattın mı? Kapattım dedi Igor abi. Efendim. Olayı tertemiz çözdük. Hallettiniz mi? Hallettik senin de hani şimdi korktum açıkçası Can abi buraya gelir Can abi döversin diye hani sevdiğim için bir şey olmasın istedim adama. Tamam kardeş o zaman ben bizim çocuklara söyleyeyim gitsinler uzaklardan izliyorlar çünkü şu anda. Oo bir de adam mı yerleştirdin? Ya biz öyle şovun peşinde değiliz anladın mı? Ihtan ıhtan izliyorlar bizi. Of be. Sen bir kralsın be. Eyvallah gençler. Kral Igor. O zaman bir gün başım belaya girer ilk seni arayacağım. Direkt beni ara işini anında çözeriz kardeşim. Tamam abi cansın. Eyvallah. Bu arada hala 1000 doları yollamadın. Oğlum dur benim çocuklara söyleyeyim göndersinler. Tamam sana. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. Bora. Efendim. Bana dedi ki. Ne dedi? Şu sıra dedi. Seni Bora'nın yanından görürsem çok kötü olur. Gerçekten ben öyle mi söyledi? Evet. Şu an kalbim kırıldı. Şu an kırıldı benim, işte kalbim. Benim de kırıldı. Bana dedim ki. Lan sen ne diyorsun? Yok öyle demedim de. Şimdi anneme söyler beni. O zaman ne dedim, yapalım biliyor tamam. musun? Efendim. Bir plan yapmalıyız. Evet düşün. Şimdi, bu adam her türlü seni beni kucağımdayken görmüş. Ama biz hikayeyi mantıklı bir şekilde açıkladık.
Ama ne olursa olsun ben onun karşısına çıktığım zaman bana bu konuda bir giydirme yapacak. Üstelik geçen gün aileni kendime sevdirmişken bugün onları kaybetmiş gibi hissediyorum. O zaman... Şöyle yapalım, birini bulalım, tamam mı? Sana musallat olsun, gideyim ağzını burnunu kırayım. Para verelim. Bugün bugün 13 bin dolar aslat yaptıysak 2 bin dolarını ona veririz. Ondan sonra tamam, sen de gidersin dersin ki işte, işte Bora beni korudu dersin, çocuğun ağzını burnunu kırdı dersin. Ondan sonra beni severler. Ama peki bunu duyarlarsa? Bunu duyarlarsa annemler... rezil oluruz. Hayır. Annemler bunu duyarsa o çocuğun anasını siker. Ha bir de o var değil mi? O zaman sevmediğin biri var mı? Yok, herkesi çok seviyorum ben şehirde. Oğlum ne işi çekiyorsunuz lan? Ne yapalım biliyor musun? Igor amca bize yalancı şahitlik yapsın. Olmuş gibi yapalım bu olay. Aa evet, Igor abinin numarası var mı? Igor amcanın evet var. Vereyim mi? Versene. Altı yüz iki. Evet. 77-34. 602-77-34. Arıyorum. Ara bakalım. Şuradaki kayalıklara gidip biraz öpüşsek mi? Neden? Ne bileyim, öyle yapıyorlar filmlerde. Kayalık şart mı? Evet, kayalıklarda genelde oluyor. Ha. Kimse görmesin diye. Telefonun açmıyor. Kesin korktu, başkası arıyor sandı. Olabilir. Tamam, şimdi babanlara, aman annenlerine söyledin. Ne zaman, neredeyim dedin? Ben bir şey demedim. Bana hesap soramazlar. Sadece işte böyle görünce böyle şeyler kızıyorlar. Sormadılar nerede olduğumu. O zaman Can abiyi bir arayayım. Senin için... Ne budur, bir dakika, saçma bir plan olur. De ki Melody kayboldu de, ben onu buldum de sonra. Tamam. Madem öyle istiyor ben de ona göre şekil yaparım. Amına kodum. Alo. Alo. Can abi. Ha. Melody kaybolmuştu biliyor musun? Kayboldu, hala ben onu kayıp, hala. Ben onu aramaya çalışıyorum ama bulamıyorum, kayboldu. Nasıl kayboldu? Bayağı kayboldu abi, işte biz şeydeydik. Hatta ben dedim ki Bora giyiniyle seni bırakamam, çok küçük, üstüme kucağıma oturman lazım dedim. Oturamazsın dedim. Ondan sonra ben bir araba bulup geleceğim dedim etraftan. Bir döndüm, Melody yok. Nasıl yok oğlum, neredeydiniz en son? En son işte bu kar meetinginin olduğu bölgedeydik. Siz beraber değildiniz. Efendim? Tamam, neyse. Geliyorum, bekle orada. Tamam, bekliyorum. Bora, ben şimdi... Ya Bora. Allah. Alo. Alo. Alo, beni aramışsınız. Kimle görüşelim? Aa, merhaba abi, ben Bora. Bora, az önceki şey... Evet, evet. Melody'den aldım telefonunu. Abi şimdi bir plan yapıyoruz. Bizi bunlar gördüler, kızdılar ya. Evet. Biz şimdi... Melody'yi ben kaybettim, arıyorum, tamam mı? İşte neyse, anlatacağım planı. Dur, çok acil gitmem lazım. Hadi. Melody. Bora, beni arıyorlar, açmayacağım. Tamam, açma şimdi. Sen şurada çalıkların içinde bekle, kaybol, tamam mı? Şey yapalım mı? O uçuruma git, ben oradan düşeyim bir yere. Ha, düş, öl sonra. Hayır hayır, böyle düşmüş gibi yapayım. Sen beni sonra bul. Şşşş. Alo. Bora? Johnny abi, dur, arayacağım, çok acil. Lan Melody kayıp dediler bana, şimdi Can yanımdaydı. Evet abi, Melody kayboldu. Lan nesi kayboldu, senin yanında değil miydi oğlum kız? Dur abi dur. Melody! Çabuk çabuk saklan, hadi saklan, geliyorlar. Bütün şehir ayaklanmış. Ah!
Ah siktir. Bu nereden çıktı amına koyayım ya? Bora. Melody nereye saklandın? Ben sana konum atacağım. Tamam sen bana konum at. Senin motoruna çarptım. Ne? Motoruna biraz çarptım. Neden? Görmedim bir anda karşıma çıktı. Neyse onu hark edeceğim ben. Hadi kapatıyorum. Tamam. Ah siktir geldiler. Melody! Melody! Oh anne can baba. Nerede oğlum? Ya bilmiyorum bilmiyorum ya. Kucağıma oturmasın diye. Evet evet gel biz de Karmit'e geldik. Kucağına oturmasın ya, diye. Bora gelin çok küçük ya abi. Ben de burada yalnız kaldık. Hiçbir abimiz ablamız burada kalmadı. Ondan sonra mecbur onunla birlikte... Şeyi arabaya binip gelmem gerekti ama hani size vermiş olduğum o söz var ya. Aha. O sözü tutmak için dedim ben araba bakmaya gidiyorum dedim. Bu tarafa doğru koştum. Geri döndüm arabayı bulamadım diyecektim. Melody yoktu. Ve şimdi arıyorum bulamıyorum. Ve en son tişörtünün bir parçası yırtık bir şekilde yerde duruyordu. Tişörtünün bir parçası nerede? Yırtık bir şekilde. Burada. Bak benim Boragen'imi motora çarpmışlar bir de bırakmışlar. Bak şurada da tişört parçası duruyor. Yani biri mi yaptı bunu? Bilmiyorum. O abiler de geldi. Dolanalım o zaman arayalım. Ben tamam ben de şu tarafa bakacağım. Melody! Anasını sikeyim bir de server buraya geldi. Gerçekten kaçırdılar galiba. Abi biz ne salakça bir role girdik anlamadım ki amına koyayım. Ben neden böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Melody. Melody. Ayağım takıldı, düştüm ayağıma vurdum. Bayıldım abi. Kalkabilecek durumda mısın? Hayır, evet ama hayır. Telefonumu kapattım, annem aradı diye. Bir şey söyleyeceğim. Ortalık çok karıştı. Gerçekten mi? Bütün şehir burada. Oha. Bari sen beni al bence. Bulabildin mi, neredesin? Bırak lan Melody'yi, bırak dur abi, geliyorum. Heh, tamam şimdi dur, kavga ediyorum ben o adamla, tamam mı? Seni kaçırmışlar, ben de onu dövüyorum. Tamam ben de ondan kaçarken burada ayağımı tuttum. Kaçma lan orospu çocuğu. Oluyor, ne oluyor? Can abi dur çağıracağım seni kovalıyorum İbne'yi. Kurtardım onu. Lan ne olmuş? Şerefsizin biri musallat olmuş ağzını burnunu kırdım.
Hemen. Johnny abi, Can abinin numarası var mı? Ayağımı acıttım kaçarken adamla. Ara hemen ara. Bindir. Kurtardım bak, onu ben. Gördü bak, geliyor gördü. Can abi. Can abi, buldum onu, buldum. Melody. Can abi, bir tane adam bana bulaştı. Ondan kaçarken ayağımı boktum, kanadı. Al abi. Kız, nasıl bir şeydi onun tipi? Yaşlı bir amcaydı. Yaşlı bir tipti ya, çenesine bir vurdum zaten. Pezevengin gözü dört döndü, nereye baktığını şaşırdı. Tam o sırada Can abiden dayak yerim diye destek isteyecektim ama isteyemedim. Bulduk Melody. Super ass motherfucker. Aynen. Amine koyayım çocuğu, onu bir bulsak da ağzına sıçsak mı? Lattan kask vardı kafamda. Bora onu döndü. Melody dursan şöyle bir. Tamam. Otur yere. Tamam. Çaksaydın şu şeyi kafanda kask varken burnuna bir tane. Zaten kafamla vurdum, kafamla vurdum. Ben Can abiye o kadar söz vermişim Melody. Ne demek Melody? Kardeşim. Alo. Bulduk gel konumu. Nesin? Şey yani. Johnny abi, senin araban çok güzel duruyor buradan. Lan oğlum bak. Johnny abi. İyi misin sen? Ayım, bacağıma acıyor. Hayır ama yok ki, o ne gelir ki Game of Thrones'a dönüyor. Moro olmasa zaten adam beni herhalde. Merak etme, ben olmasaydım Can abi vardı zaten. Artık evet, çözülürdü. Ama sen gelmesen ormana kaçırıp gelinlik giydirip hep beni bıçaklardı. Yok değil mi bir şeyim bak? Yok, bacağım acıyor, kanadı. Oradan bakayım düştüm. Bacağına. Hayatımda ilk defa birine kafa attım. İyi, çok bir şey yok bunun. Can abi, evet. Burada olmasaydın var ya, belki de adam beni mahvedecekti. Belki seni gördüğü için kaçtı ha. Evet. Ha? İşte böyle bir kahramandır benim Can şu abim. Yani ben biriktiriyorum da mahirde. Johnny abi, sen de yakındın valla. Bilmiyorum. Tişörtü de yırtılmış bak, köşesi dediğim parça bu işte. Evet. Melody. Anne. Anne, hiçbir sorun yok. İyi misin? Niye böyle? Evet. Geldim abi. Söz verdiğim gibi Can abi, onu hep koruyorum. Anlat bakayım olayı baştan. Şimdi abi, biz burada oturuyorduk, tamam mı? Kar meetinginde. İnsanlar gitgide azaldılar. Ondan sonra baktım karanlık çöküyor. Dedim ki Melody'yi ailesinin yanına götürmem gerekiyor. Bir erkek olarak bu vazifemi yerine getirmem gerekiyor dedim. Sonra Bora giyinime baktım. Bir de ne göreyim? Tek kişilik. Ondan sonra da Melody'ye dedim ki gel birlikte gidelim, ben seni götürürüm dedim. Sonra tam iki adım attım ki o da ne? Can abi beni uyarmıştı. Sakın ola ki Melody ile bu arabaya yan yana üst üste alt alta binmeyin dedi. Bir duraksadım. Geri döndüm. Melody yapamayız dedim. Bekle dedim, sana ben bir araç bulacağım. Üstün direksiyon yeteneklerimle seni güvenli bir şekilde eve kadar götüreceğim dedim. Ondan sonra uzaklaştım ama gözüm hep Melody'de. Asla ayırmıyorum. Sonra hiç o da ne? Nasıl kayboldu oğlum? İşte ben o kadar arabayı bulamayınca git gide görüş mesafem azaldı. Dedim 5 dakika içinde bulursam bir şey olmaz. Sonuçta büyü yapacak değil biri. Ondan sonra arabayı bulamadım. Geri döndüm. Bir baktım Melody yok. Bizim arabayla motor birbirine çarpışmış. Dedim kim ne yapmış olabilir? Kimse yoktu etrafta. Bağırmaya başladım. Melody. Çok korktum, size bir şey olacak dedi. Korkacaksınız dedi. Çok korktum. Ondan sonra etrafta aramaya başladım. Bulamadım. Sonra seni aradım abi. İşte bu aşamaya kadar zaten olaylar böyle oldu. Sen dememiş miydin Igor abi var başımızda diye? Evet dedim. İşte Igor abi gittikten sonra, ıssızlaştıktan sonra oldu bu. Igor abi bastı yardırdı, hatta giderken onun turbosu mu nosu mu ne varmış onu göstererek gitti. 260'da yok oldu gitti. Igor abinin konuyla ilgisi yok. Ondan sonra işte ben de buradan Melody'nin kokusunu koklaya buldum resmen. Bir baktım orada bir adam var, başında yaşlı bir adam. İtekliyor kızı. Aha. Kafamda Allah'tan kasp vardı, böyle eğdim kafamı boğa gibi koşup göğsüne vurdum. Ondan sonra baktım Melody yerde yatıyordu. Sonra senin motor sesin geldi, bir kahraman gibi uzaktan gözüktün, beyaz saçların dalgalanıyordu. Adam da bir anda deparladı gitti. İşte ondan sonrasını biliyorsun.
Çok şükür Melody'ye hiçbir şey olmadı. Son 3. Sen olmasaydın şu an bambaşka olacaktı olay belki de. Allah korusun. Allah korusun abi, merak etme. Sen bana emanet ettiğin gün var ya, benim babam bana hiçbir şey emanet etmezdi, güvenmezdi bana. Sen bana güvendin Can abi. Sonuna kadar her zaman koruyacağım Melody. Bana sevgi gösterdiğin için teşekkür ederim. Yapma lan, beni de ağlatacaksın. Ağlamam ben, alışığım. Ağlamam ben, bugün hele erkek oldum. Tam erkek oldum bugün, kafa dattım. Vallahi erkek oldun ha. Hadi daha fazla kanamasına müsaade etmeyelim bacağının. Bir an önce hastanedekiler baksınlar. Haydi. Yürü bakayım önden önden. Tamam. Adam bir şey dedi mi? Bu taraflardasın böyle saatlerde. İşte. Abiler, kahraman abiler, teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bora. Efendim. Adam nasıl bir şeye benziyordu? Vallahi. Ya ben Melody'yi ararken çok... Yaşlıydı. Yaşlıydı da. Böyle panikle benim kaskımda bol almışım, biraz kafama göre yoktu. Hafif önüme düşmüştü. Bir de iki defa göğsüne kafa atınca hiç önümü göremedim. Sadece Melody, sen orada vurmadım değil mi ben? Hayır, vurmadım lan. Sen onu oyalarken kaçarken düştüm işte Mora. Ama nasıl korktu ederim. Ama Can abiyle şeyin motorlu sesleri gelmeseydi o kaçmazdı ha. Evet. Bir daha buralara gelmeyin bak, burada çok pis evet. İnsanlar yaşıyor. Ama tek kimse bizi almadı ki. Buralarda. Evet, zaten amacım o değildi. O anne, yani ben bir an önce şeyi Melody'yi yanına getirmek istedim ama araba yoktu. Bora yine tek kişilik. Kucağıma alamazdım. Sözüm var. Bora, çok teşekkür ederim sana. Ne demek? Olmasan gerçekten kim bilir ne olurdu. Teşekkür ederim, her zaman. Biz nasıldık amın akim o yaşta? Elrin. Bora. Efendim. Al Melody'yi. Tamam. Binin Johnny'nin abinizin arabasına. Tamam. Hastaneye geçelim. Boragini ne olacak? Nerede tamam, Boragini? Boragini'yi sen kullanır mısın Can abi? Benim motor var burada. Hmm, kim var boşta? Uraz abi sen kullanma aman. Kürşat alır mısın sen? Alırım. Tamam, Kürşat alsın. Nerede şey? Boragini'yi alıp arkada. İstiyorsanız ben Boragini'yi alıp arkada. Tamam. Gel beni garajdan al. Tamam. O zaman ben Boragini neredeydi ya? Getiriyorum. Getirme mi dedi? Biz oraya geliriz. Tamam. Şeyin orada mı? Havaalanında. Evet evet, tam meydanda. Hadi gidelim. Melody kalkabilecek durumda mısın? Evet, birazcık işte toparlarım. Al Melody'yi kucağına, sıkışın arabaya. Ben de bir kişilik yer var. Haberiniz olsun. Ben kucağıma almam. Kucağına değil, yanına sıkış. Ha tamam, tamam yanına sıkışırım. Arkaya binerim ben. Buradayım, ne oldu? Merhaba. Tövbe, bir daha alır mıyım amına koyayım? Parti bitti galiba biz gelince. Aa merhabalar, ya evet hallettik polis amca. Bir sorun Memur var Bey, mı? Hiçbir sorun yok. Şöyle özet geçeyim, Melody'yi biri kaçırmaya falan çalışmış ama sonrasında kaçmış şu tarafa tamam, doğru. Çok kısa bir şey soracağım. Melody Hanım, bir şey sorabilir miyim? Efendim amca. Tipini anlatsana, nasıl biriydi seni kaçırmaya çalışan? Yaşlıydı, çok göremedim. Yüzünde şey böyle peçe vardı. Saçı ne renkti? Şapka vardı, göremedim. Şapka vardı ama saçları beyaz beyaz belliydi, yaşlıydı yani. Yaşlı mı? Evet. Anladım. Tamam, teşekkür ederiz, sağ olun. Kasabadan biri sanırım. Ben biraz çevreye bakalım. Doğru. Da yani kasaba halkı var. Her tarafta. Anladım, birini arıyoruz dökük. Da. Önemli olan Melody'ye bir şey olmaması. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Baştan atma şeyi. Hadi ben geçiyorum hastaneye. Tamam tamam, geliyoruz biz de. Oha, ne yapıyorsun lan polis? Aha, böyle olmasa şimdi kim bilir neredeydi? Böyle olmasa kim bilir ne yerliydik değil mi? Evet evet. Ben sizin evet. Konuşacağım ben sizin ikinizle ayrıca sonra. Şey. Ne konuşacaksın? Şey mi demeyin lan bana. Tamam. Anlatın bakayım şimdi ne oldu ama bak doğru düzgün anlatın ha. Melody.
Asla yalan. Johnny abi sana yalan borcum mu var benim? Bora. Efendim. Johnny abi sizi tutabilir misin? Ben mi? Hayır tutamaz Bora. Tutamaz mı tamam. Annemle arasın iyi. Ben mi tutamam Sir? Annemle aran iyi olmaz. Ha, tamam ben söylüyorum. Söylüyorum ne? Artık. Johnny abi. Hmm. Adamın sadece göğüslerine kafa atmadım. Taşaklarına da tekme attım. Bora elimin tersinde isim var ya tokadı basarım sana. Ama bana delikanlılığa bak, sığmaz şey dediler. Tamam. Yo öyle çok bir şey kalmadı. Şunlar arkamızdan gelmeden anlat bana ne olduysa. Ondan sonra yarın öbür gün başınıza bir iş geldiği zaman ona göre toparlayayım ben de. Melody ne diyorsun? Anlat Bora. Şimdi Johnny abi. Hmm. Biz Melody ile birbirimize ilgi duyuyoruz. Ben onu biliyorum zaten. Evet biliyorsun. Beni titretiyor. Ama bunu Can abi ile Ava anne bilmiyor. Ve bana emanet ettiler. Kızıyorlar. Bugün de benim Can abiye sözüm vardı. Boragini'yi asla Melody ile binmeyeceksin diye. Çünkü kucağıma almak zorunda kalıyordum. Bugün de biz gezerken biri bizi ifşalamış. Piç. Evet. Kimse o artık söylemiş. Ava anne aradı. Amin okuyayım. Zaten minnetin şeyi ki böyle şeyi hobisi burada amin okuyayım. Sağa sola burnunu sokmuş. Evet. Ondan sonra Ava anne Melody'yi aradı. Ağzımıza sıçtı. Sonra Can abi beni aradı. Belanı sikerim senin dedi. Seni bundan sonra şöyle yaparım. Bir daha Bora ile görüşmeyeceksin falan demişler. Ondan sonra o an biz de keskin zekalarımızla hemen bir plan kurduk. Ve Melody'yi kaçırıp Bora'nın kurtardığı sonucuyla bitirdik. Nasıl plan? Ama çok iyiydi. Bora seni çok seviyorlar. Güzel lan. Aferin lan sizi. İyi plan ettiniz evet. Ha. Evet. Aman yok ki bir sürü insan orada oyalarınız ama secret. Neyse canım. Dur şimdi. Ama gerçekten. Hop. Arabayı karşıya koyup geleceğim yanınıza. Tamam Johnny abi. Efendim. Biz çok iyi bir ikili olduk. Evet. Doktor amca. Yok. Bacağı uf olmuş. Doktor amca. Ben bakayım size. Ne oldu? Bakar mısın? Bacağı kanadı. Tabii. Bacağın kanadı. Gel bakalım otur. Ne olmuş lan burada? Of burada bir sürü olay olmuş. Yenge. Bahtiyar abi. Yenge geçmiş olsun. Efendim. Sağ olsun. Hayırdır iyi misin? Yok be Bora. Fazla yorgun. Ne oldu? Dinlen sen. Vallahi çok uzun hikaye. Geçmiş olsun birine bir şey olmadı değil mi? Neyse sonra vallahi konuşuruz. He. Aynen ben sana sonra anlatayım. Tamam Burası dediklerimi unutma. Aklımda bulur. Dostum sen girme istersen evet, oraya. Evet evet. Fark ettim polis çok kötü baktı bana. Ne oldu? Bilmiyorum bir sürü olay olmuş. Alo. Alo. Can abi sağ salim hastanedeyiz bilgi vermek için aradım. Melody sana emanet. Merak etme. Tamam hadi aslanım. Görüşürüz Can abim. Buraya annem mi aradı? Can abi aradım dedim ki merak etme dedim. Melody bana emanet hastaneye getirdim onu dedim. Tamam sana emanet dedi öpüyorum seni dedi. Burada senden çok iyi paspasçı olur he. Ben de evet bilmiyorum belki bir gün paspas çekmeyi gösterebilirim. Evet.